Sen Aykut Kocaman için Fenerbahçe'yi bıraktın, doğru mu? Fenerbahçe'yi bıraktım, gittim. Ya hocam dedik, vallahi bittik dedik, her tarafımız ağrıyor. Tamam oğlum dedi. Mehmet Hoca'ya seslendi. Hocam dedi, çocuklara fazla yüklenme dedi. Fazla yüklenme dedi, böyle bir hareket yaptı. Yani yüklenmeye devam etti. Brezilyalılar bana hacını yiyor derdi. Hacını yiyor. Arabaya oturdum Atakan, yemin ediyorum hüngür hüngür ağladım ya. Hüngür hüngür, hıçkıra hıçkıra ağladım. Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programının bugünkü konu Murat Hacıoğlu. Murat Hacıoğlu bildiğiniz üzere Süper Lig'de birçok takımda başarıyla forma giydi. Fenerbahçe'de oynadı, iki tane şampiyonluk yaşadı. Zico, Daum gibi önemli teknik adamlarla çalıştı. Önemli kadrolarda yer aldı. Hoydonk, Anelka, Alex, Tuca Şanlı, Tümer Metin, Arello, Apia, inanılmaz kadrolarda oynadı. Kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş geldin kaptan. Hoş bulduk Atakan. Dilersen Yılmaz Rural'dan başlayalım. Yılmaz Rural'da kaç tane takımda çalıştın? Ben bir takımda çalıştım. Kocaeli Spor'da. Yılmaz Hocam da Kocaeli Spor'da çalıştım. Yılmaz Hoca'yla anından başlayalım istersen. Yüklenme anısı. Ya Yılmaz Hoca öyle, herkesin anısı vardır illaki. Olmaması imkansız. Zaten Yılmaz Hoca deyince bir anda gülümseme geliyor. Aynen aynen. Ya buraya gidemeden de konuştum zaten. Ya yıllardır da görüşüyoruz. Ya çok sevdiğim bir hocam. Hem iyi hoca hem de karakter olarak da böyle mizahi yönden de çok esprili bir hoca. Bizim de bir anımız tabii Kocaeli'nde vardı. Ya şimdi Yılmaz Hoca'nın Mehmet Hoca diye yardımcı hocası vardı. Hatta Keçi Mehmet derlerdi hocamıza. Ona da selamlar olsun. Şimdi Yılmaz Hoca'nın meşhur tek ayak sıçrama, çift ayak sıçrama, kanguru yürüyüşü bir antrenmanı var. Yükleme antrenmanı. Yani o antrenmandan sonra zaten 4-5 gün yürüyemiyorsun. Yürüyemiyorsun. Her tarafını ağrıyor. Merdiven çıkarken bile her tarafını ağrır. Şimdi bir kere yaptık. İki kere yaptık. Artık yani yorulduk. Her tarafımız ağrıyor. Belimiz, dizlerimiz. En son hocaya yalvarıyoruz, Yılmaz Hoca'ya. Şimdi Mehmet Hoca bize yaptırıyor. Ya hocam dedik, vallahi bittik dedik, her tarafımız ağrıyor. Tamam oğlum dedi. Mehmet Hoca'ya seslendi. Hocam dedi, çocuklara fazla yüklenme dedi. Fazla yüklenme dedi, böyle bir hareket yaptı. Yani yüklenmeye devam etti. Orada ya hocam bizi mahvettin dedi. Kahkaha attık. Sakatlık oldu mu sonra? Ya sakatlık illaki. Hayır, o ağır idmandan sonra. Yok öyle, ben hatırlamıyorum ama. Hatırlamıyorsun. Ya hatırlamıyorum. Adele sakatlığı ben zaten çok yaşamadım. Hani yaşayanlar da o zaman o dönem çok olmadı. Yo, antrenmanları, normal antrenmanları da Yılmaz Hoca'nın çok zevklidir topla daha çok. Ama işte böyle bazen yüklüme antrenmanları da biz bitiyorduk. Bir de mesela Yılmaz Hoca'da şöyle bir şey var. Laf lafa açıyor, aklıma şimdi geldi hatta. Mesela toplantı yapar. 2 saat yapar herhalde yani. Tabii. Yani salona girerdik, böyle sinema izler gibi hocayı izlerdik yani. Bir de Yılmaz Hoca'dan kaçma şansın yok. Şimdi giriyorsun, normal herkes oturmuş. Bir defteri vardı onun böyle, tabii futbolla ilgili hep anlatırdı. Anlatır, bir de dinlememe şansın yok, soru soruyor. Ben de anlatmıştım diyor. Yani mecbur dinliyorsun. Yani öğrenci okulda gibiydik. Yani 2 saat arada mola verdik, 1 saat arada çay molası derdi. Yemin ediyorum bak. Ama güzel yıllardı. Hocamla ama çok güzel yıllar yaşadık. Yani bilimsel olarak açıklamış, 21. dakikadan sonra dikkat dağılıyor biliyorsun. Evet. Yani doğrudur. Dersler 21 dakikadan fazla ya, olmamalı. Böyle bir şey yok. Yani 21 bilemedin 25, bilemedin 30, en fazla 30 dakikada anlatacaksın. Ondan sonra doğrudur, dikkat dağılmadan vedalaşacaksın. 2 saat yani kimse dinlemez. Ya dinlemedi ama mecbur dinliyorsun. Soru soruyor. Bilmedim mi, sıkıntıymış. Christoph Daum, Fenerbahçe'de çalıştın. Evet. Daum'la anın var mı? Ya Daum hocama da buradan geçmiş olsun. Evet, dileklerimi ileteyim. Acil şifalar diliyorum inşallah. Allah en kısa zamanda misiniz? Eski sağlığına kavuşur. Yani hocam insan olarak severdim değil mi, ama hoca olarak pek anlaşamazdık. Gerçi beni Fenerbahçe'ye o istemişti. Ama Fenerbahçe izledikten sonra pek forma şansını da bulamadım. İlk yarı, ilk dönem bulmuştum ilk yarı, ama ikinci yarı hiç kadroya alıyordu, hiç oynatmamıştı. O sene de ilk gittiğim sene 2004-2005 sezonu, şampiyon olduğumuz sene. Sondan yanlış hatırlamıyorsam Atakan, şampiyonluğu garantilemiştik. Son maçımız da Konya'daydı.
Şimdi biz tabii şampiyon olduk, kutlamalara gidiyoruz. Gece bütün takım işte yöneticiler, eğlenceler, yemekler gidiyoruz falan. Ama ben tabii şeyde ne kadar da olsa son hafta sonuçta biz hani oynamadık. Oynamayanları hoca oynatır. Sonuçta bir sakatlık olmasın artık oynayanlarla ilgili diye biz oynatır. Diye kendimi hep hani çok geç uyumamaya çalışıyordum. Kendime dikkat ediyordum işte antrenmanlarda zorluyordum. Son hafta oynayayım hani kendimi göstereyim diye. Konya'ya gittik deplasmana. Hep beraber bütün takım gittik tabii. Neyse bir gün önce işte gittik otele yerleştik. Beni hoca benle Rüştü abi Feneryum açılışı vardı o zaman Konya Feneryum oraya açılışı yollamıştı. Ben de şey yapamadım hani ben ne alaka diye şimdi sonuçta ben yarın oynarım diye bekliyorsun gidiyorsun. Sonra şey yapmadım hiç öyle takılmadım daha çok. Aklıma bir şey düştü ama. İşte ertesi gün stada gittik kadro açıklandı 18'de yokum bırak 11'i 18'de yokum. Kulübede bile yoksun. Kulübede bile yokum. O ara yani Alex'i bile oynatmıştı hatta o maçı hatırlarsın belki bilmiyorum. Alex sakatlandı o maç. Son Konya maçı sakatlandı oyundan çıktı. Hatta herkes demişti şampiyonluk garantini niye oynattı diye hocaya biraz da şey yapmışlardı. Aynı şey kadroyu oynatmıştı hemen hemen oynayan kadroyu. Yani orada bir yani ana olarak böyle bir şey anım var. Hatta bütün futbolcular, yabancı oyuncular hepsi geldi moralini bozma. Herkes soyunma odasında bana moral vermeyi bıraktılar. Hani maçı bıraktılar sana moral veriyor. Bana moral ver bozma yerler diyor ya boş ver diyor takma diyor. Yani herkes ya dedim siz maçınıza bakın ısınmanıza gidin ama diye. Sen kahroldun. Tabii üzüldüm. Yani niye üzülmeyeyim? Sonuçta o bir beklenticez. Şampiyonluk garantili. Son maç biz oynarız diye bekliyorsun yani. Bir beklentim vardı açıkçası. Ya bir de hani bırak 11'de oynama yani 18'de de değilim. Hani sonradan girelim 18'de almadı. Dağım'la hiç konuştun mu peki bu durumları? Yok. Zaten ondan sonra ben işte ayrıldım. Beni istemediğini söylemiş. Ha istemediğini söylemiş. Dağım'la kim konuştuysa kim odasına gittiyse, kim odasını bastıysa, kim böyle sert çıktıysa ya da böyle küfürlü konuşuyorsa hepsini oynatmış biliyorsun. Doğrudur. Servet Çetin, Ümit Özal. Aynen. Servet de öyle bir konuşmuştu. Öyle Volkan Demirel. Aynen. Ya yok benim öyle bir yapım yoktu ya açıkçası. Yani ben zaten... Demek ki hoca onu seviyor. Olabilir. Seviyor olabilir ama benim öyle bir yapım yok. Ben hiçbir hocaya karşı da saygısızlık yapmadım. Yani sonuçta tamam beni çok belki az süre verdi ama sonuçta biz orası Fenerbahçe. Tabii ki her futbolcu, her takım Fenerbahçe'de olsa oynamak istiyor. Kendini sahada görmek istiyor. Ya beni de herkes severdi. Benim sıcak kanlıyımdır. Herkesle anlaşırım. Kolay kolay hiçbir hocayla, oyuncuyla anlaşamadığım olmamıştır. Ama dediğim gibi ben çalışırım, işime bakarım. Hoca oynatır oynatmaz, hoca tercihi tabii ki. Bir şey sen Alex'i çok sever miydi? Beni Brezilyalılar genelde çok severdi ya. Hatta bana şimdi benim Murat Hacı oluyor ya. Benim ufaktan beri kimse bana kolay kolay Murat demedi. Hep Hacı dediler. Soyadımdan dolayı Hacı. İşte bizim o zaman da yerli oyuncular hep Ümit Milli'den arkadaşımız. Hepimiz arkadaşız. Herkes Hacı der. Brezilyalılar bana Hacı Nino derdi. Hacı Nino. Şimdi bile Hacı Nino diye çağırıyor. Hacı konuşuyoruz Nino. Çoğuyla konuşuyoruz. Çok güzel. Yaz mesela bak fotoğraf mesela Anelka, Avrello, Nobre ve Alex'le mesela bir gol sevincin var. Aynen. Gol atıyorsun. Alex böyle çocuğu gibi sana koşmuş aynen, böyle. Aynen bu fotoğraf. Evet. Bak nasıl gülüyor Alex. Aynen bu 100. yıl formamızı zaten biliyorsun. Onun için çıkarılmıştı. Ben oyuna girmiştim. Zico hocaydı. Zico'ydu evet. O zaman. Ben direkt Alex'i aradım zaten. Girdim Alex'i çünkü o çok iyi paslar attığı için. Direkt ona verip savunma arkasına koşu yapmıştım. Araya çok iyi top atmıştı. Ben de hatta sağ ayakla vurmuştum. Uzak köşeye gol atmıştım. Ondan sonra gelmişti. İşte bu gol. Aynen. Evet. Çok aynen. Klas vuruş. Bu arada sağ ayak sol ayak gibi senin. Alex'e gitti. Bak Alex'e ne güzel koşuyor. Aynen. Evet. Çok tabii güzel. Tabii güzel anılar ya. Yani Fenerbahçe'de güzel anılarımız var. Arkadaşlarımız var. Hala görüşüyoruz tabii. Alex'i nasıl anlatırsın? Profesör diyorlarmış Alex'e. Ya şöyle çok diyeyim. Mu sessizdi, sakindi? Aynen. Kolay adam mıydı, zor adam mıydı? Yok çok ben hiçbir şeyini görmedim. Hep sıcakkanlıydı. Yani çok konuşmazdı belki. Öyle diyeyim. Ama çok yeri geldiğinde espriliydi. Brezilyalılar zaten hep birbirine çok sıcakkanlı insanlar biliyorsun. Bizde de araları çok iyiydi. Ben Brezilyalılarla hiçbir sıkıntı yaşamadım açıkçası.
Antrenmanlarda da aynıydı ya. Şimdi herkes diyor ya Alex çok koşmuyor. Aslında Alex çok akıllı zeki bir oyuncuydu. Kendini unutturuyordu. Antrenmanda da tempo aynı şekilde ne zaman nerede topla buluşacağını çok iyi biliyordu. Değil mi? Ne zaman tek top oynayacağını çok iyi biliyordu. Çok zeki oyuncuydu gerçekten bak. Antrenmanda bile aynıydı. Abartmıyorum. Onunla adam adama oynamak çok zordur bence. Çünkü bir anda hiç bak şöyle Salih'i gözünü kaçırdığında Alex'i yanında bulamazsın. Çünkü çok zeki oyuncuydu. Dediğim gibi zaten Fenerbahçe tarihinde de çok iyi bir yere denildi biliyorsun. Stefan Apia. Apia. Apia çok komik insandı ya. Ya ben de çok şeyim resmiliğimdir de o ayrı bir şeydi ya. O da çok sıcakkanlıydı. Ya o zamanki kadromuz da kalite olarak olsun, insan kalitesi olarak da olsun, kişilik olarak çok iyi insanlardı. Apia bizim takımın neşesiydi. Ya. Hepimizi güldürürdü, şakalaşırdı. Çok iyi de futbolcuydu aynı zamanda. Dediğim gibi güzel yıllardı, ya, güzel arkadaşlıklar vardı. Anelka. Anelka o da şöyle diyeyim, çok konuşmazdı, sessizdi. Biliyorsun o da Müslüman. Namazını o zaman, o da bizim namazı kılıyordu o zaman. İyi insandı ya. Ama dediğim gibi biraz soğuk dururdu aslında. Dışarıdan baktığında biraz soğuk dururdu ama çok sıcakkanlı bir insandır. Sizin onun antrenmanda bir anınız var herhalde. Antrenmanda onunla benim bir anım var. Şimdi böyle iki kaleli bir oyun vardı. Kaleler yakın olur. Kaleler yakın olur. 6-7 kişi bir kalenin arkasında, 7-8 kişi bir tarafta. Ortada hoca durur, top atar. İşte kim çabuk topa ulaşırsa alır, birebir oynayıp golle sonuçlandırmaya gider. Şimdi bu taraftayız biz. Karşı tarafta da 6-7 kişi var. Anelka da orada. Bizim bu tarafta kimse Anelka ile karşılaşmak istemiyor. Çünkü süratli, yetenekli. Kimse karşılaşmak istemiyor. Diyor sen şeye geçti, ben onunla olmam diyor falan filan. Arkamdan duyuyor. La ben dedim ki ne var onun dedim, manyak mısın? Antrenmandayız dedim. Kime olmak istemiyor karşı? İşte Kemal Aslan, Selçuk bizim Selçuk Şah. Saçık Şahin. Şahin. Bizim yerliler, Servet falan. Ya dedim ne var abi dedim. İşte yok dedi. Böyle yaptım ben de şimdi. Ya dur dedim bir dakika ben şey yapacağım dedim. Kemallere durun dedim. Anelka'ya böyle yaptım. Anelka dedim. Five, five. Beşe geç diyorum. Yani beşinci sıraya geçtim. Herkes orada bir kahkaha attı. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ben topu attı hoca, topa yetiştim. Tabii Anelka söyledi, bence biraz avans verdi gibi geldi bana orada. Topu ben aldım, çalım attım, geçtim, tam vuracağım. Anelka topu aldı, gitti, gol yaptı. Ben gol yapacakken o gol yaptı. Güldü mü Anelka? Tabii canım, ondan sonra gülüyor. Onun bir de dişinde, şurasında şey vardı ya. Pırlanta. Pırlanta vardı, öyle bir gülüşü vardı. O da güzel bir anıydı. Pierre van Hooijdonk. Frikik ustası. Aynen. Çok iyi futbolcuydu. O iyi futbolcuydu ama dediğim gibi Frik ustası dediğim gibi Atakan ama her antrenmandan sonra çalışırdı. Çalışırdı. Hemen. Kim onunla kalırdı? Onunla beraber Frikik çalışırdı. Ya bizim Mehmet Yozgat'tı yanlış hatırlamıyorsam kalırdı. Sen kalır mıydın? Ben arada kalırdım. Çok kal. Ya Van Hooijdonk'la çok aram şey değildi. Ya. Değildi. Yani ben biraz daha Brezilyalara yakındım. Semih gibi Brezilyalara daha yakındım. Onlara daha yakındım. Hooijdonk'la Daum'un arası nasıldı? Ya Hooijdonk'la Daum'un arası kedi köpek gibi derler ya tabiri doğruysa. Öyleydi ya. Yani hiç birbirini anlaşamazlardı kolay kolay. Anlaşamazlardı. Mesela ne yapardı Hooijdonk mesela? Ya Hooijdonk hocaya çok takmazdı yani. Takmazdı. Öyle söyleyeyim. Laf söylerdi. Terslerdi. Terslerdi hep. Ya bir arada yani hocam da şimdi yani hasta durumda ama yani biraz da hoşuma giderdi açıkçası vallahi benim. Hooijdonk'u ben çok aram şey değildi ama o şeyi yaptım hocaya severdim açıkçası. Hoşuma giderdi. Tuncay Şanlı. Ya Tuncay Şanlı benim şimdi hala görüştüğüm çok iyi arkadaşım, dostum diyebilirim yani. Yani çok iyi bir insan, kalbi güzel bir insan. Yani Fenerbahçe'ye de tabii hizmetler etti çok uzun. Liderdi değil mi Tuncay? Tuncay liderdi, deli doluydu mesela. İşte hep kulüpte kalırdı bilirsin. Hediyeler getirirdi. Girerdi restoranlardan bir şeyler alır hep gelirdi. Hep giderdik bir yerlere yemek yerdik. O daha çok şey yapardı. Biliyorsun o kulüpte kalırdı. Evet. Hiç evde kalmadı. Bonkördü. Ama karda yürüyüp izini belli etmelerdi. Tabii. Onu biz biliyoruz. Aziz Yıldırım, Aziz Başkan. Aziz Başkan. Aziz Başkan tabii
Tesise geldiğinde mesela ne olurdu mesela tesis? Abi askeriye gibi ya. Tesise geldiğinde herkes esas duruşta olurdu. Esas duruş. Tabii abi. Futbolcular, oradaki çalışanlar. Çalışanları geç zaten. Futbolcular da öyle, yöneticilerin bazıları da öyleydi yani. Öyleydi. Tabii yani başkan geliyor hemen panik yaparlardı böyle. Panik yaparlardı. Ben de diyordum tamam başkan geliyor da niye panik yapıyoruz diyordum yani. Sonuçta başkan insan o da diyordum. Ama gerçekten o şey tavrı vardı. Ama çok babacandı yani öyle şey değildi. Göründüğü gibi aslında dışarıdan şey görünür sert böyle ama çok babacandı. Senin herhalde bir giderken bir anın var Aziz Başkan'la. Aynen Fenerbahçe'den işte o 100. yılda ayrıldığım zaman işte o zaman Ankaraspor'a gidiyordum. İşte kulüpte feshetme işlemleri vardı. İşte o arada başkanla da karşılaştım. Ne yaptın dedi, feshediyor musun dedi. Dedim işte başkanım birazdan edeceğiz dedim, işte gidiyorum dedim. Ya aslında biz seni dedi yanlış yerde oynattık dedi. Nasıl yani başkanım dedi. Ben o zaman sol açık forvet oynuyordum ya daha evet. Çok. O ben ama biliyorsun ben eski sol bek çıkışlıyım. Eski evet. Ümit Milli'den beri sol bek çıkışlıyım. Ya biz seni dediğimizde tatın yerine sol bek oynatacaktın dedi. Oynatmamız lazımdı aslında dedi. Öyle yapmamız lazım dedi. Vallahi sıkıntı yok benim dedim. Kalayım dedim. Sonra gitmedin mi sonra? Yok canım artık geçti dedim ama dedim istiyorsan feshetmeyin dedim. Evet, öyle bir güldük. Ümit Özat. Ya Ümit abi şöyle diyeyim. Ya iyi bir kaptandı ya. Ben yani bir şeyini görmedim açıkçası. Ya bize de iyi davranırdı. Hem liderlik vasfı da vardı. Sağ içinde, sağ dışında da olsun. Ha sağ dışında çok görüşüyor muydum dersem çok pek görüşmezdik ama yani benim tabii onlar benden yaş olarak 4-5 yaş biraz daha büyük ama biz daha çok bizim kendi yaş grubumuzda takılırdık. Hiyerarşi var değil mi? Tabii. Bir şeyini görmedim. Yani Rüştü abi de çok iyiydi mesela. Ama Ümit abiyle ilgili öyle bir şeyimiz yoktu. Onu herhalde korkuturlar mıydı? Bir de totemleri vardı Ümit Özat'ın. Ya onun tabii onun totemleri var. Bir de köpekten çok korkardı mesela. Ya bir günde Volkan da yanlış hatırlamıyorsam onun bir Rottweiler, Pitbull tarzı bir köpeği vardı böyle. Antrenmana getirmişti. Habersiz getiriyor tabii. Çünkü Ümit Özat'ın köpek korkusu olduğunu biliyor. Yemin ediyorum hiç unutmuyorum Samandıra'da o zaman. Ümit abi köpeği gördü. O teller var ya yanında sağın. Yemin ediyorum tellerin en üstüne çıkmıştı köpeği gördüğünde. Yalvarıyordu Allah aşkına götürün diyor bir köpeği yalvarıyordu Volkan da inadına. Ya Volkan ya Serkan Balcı da olabilir köpeği almış Ümit abinin peşine ama Volkan da sanırsam otellere ta tepesine tırmanmıştı. Senin oda arkadaşların Rüştü Reşmer ve Tümer Metin'di değil mi? Evet bir dönem Rüştü abiydi bir dönem Tümer Metin'di. Kolay oda arkadaşları mıydı zorlar mıydı? Yok kolaydı ya ikisi de hem karakter olarak kafa yapısı olarak da biz uyuşmuştuk hem de iyi insanlardı. Zaten Rüştü abi Tümer abi de hala görüşürüz. Bülent Korkmaz 10'da 11'de yatarmış. Onlar kaçta yatardı? Ben vallahi erken yatardım. Çok geç yatmazdım. Onlar herhalde biraz daha otururdu ya. Otururdu onlar. Aziz Yıldırım'la alakalı bir anı daha var. Herhalde değil mi? Galatasaray maçından sonra soyunma odasında. Ha evet. O zaman Galatasaray'a yenilmiştik. 2-1 mi? Tam hatırlamıyorum ama mağlup olmuştuk. Soyunma odasına girmiştik. Biz de hepimiz üzgünüz. Bekliyoruz. Gelince de korkuyorsunuz değil mi? Başkan, ya korku değil de bir şey oluyorsun yani. Tedirgin. Başkanı görünce tedirgin oluyorsun ister istemez. Biz de böyle kafalar önde. Başkan girdi. Şimdi kafayı kaldıramıyoruz. Ne diyecek diye bekliyoruz. Ama beklediğimiz gibi olmadı açıkçası. O zaman şey demişti ya. Şu takıma yenildiniz de yazık demişti ya. Şunları yenemediniz demişti. Öyle hiçbir şey dememişti. Şok olmuştuk hatta. Biz kızar diye düşünüyorduk. Şey diyor ya Galatasaray'ı nasıl yenemezsiniz? Yani nasıl Galatasaray yenilmez mi falan. Aynen öyle demişti. Bir de sizin şampiyonluk prim hikayeniz var değil mi Aziz Yıldırım'la? Aynen. İşte o Konya maçı son maçtan önce içeride yenmiştik. Şampiyon olmuştuk. Hangi maç olduğunu şimdi hatırlamıyorum ama. İşte o zaman biz başkanı bekliyoruz. Yönetim kurulu hepsi gelsinler. İşte geldiler işte o zaman bütün başkan önden girdi yönetim kurulu hepsi arkasında. Tuncay tabii başı çekiyor. yüz diyor. Tuncay biz de arkadan yüz diye bağırıyoruz. Yüz bin dolar diyor. Prim diyor.
Başkan da dedi bir dakika diyor, bir konuşmak istiyor. Biz izin vermiyoruz. Yüz diye bağırıyor. En son neyse sustuk dedi. Tamam dedi. Yüz dedi vereceğim dedi. Cebinden çıkardı $100. Tuncay'a verdi. Alt takıma dağıttı. O zaman öyle bir anımız vardı. Bir de babalı anısı var değil mi az yıllar oğlum? Evet tabii babam o zaman şey maça gelmişti şampiyon maça. Şimdi şeyi hazırlıyorlar içeride stand kupa töreni var. Babam da tribünden girmiş. Tam şeyin oraya gelmiş. Başkan da içeride. Demiş başkanım tebrik ederim demiş. Hayırlı olsun falan filan demiş. Böyle bir bakmış. Bunu hemen dışarı atın demiş. Bu kim demiş. Böyle dışarı attırıyormuş. Ya demiş başkan demiş. Ben demiş Murat Hacıoğlu'nun babasıyım demiş. Ha öyle mi demiş. Söylesene demiş. Öyle içeri aldı. Yoksa ya, dışarı attırıyordu. Hatırlıyorum mesela biz Lig TV'deyken Fenerbahçe Stadı'nda Şükrü Saracoğlu'nda röportaj yaparken bize bile karışıyordu ya. Evet evet. Yeride orada durmayın, içeride durun, buraya girmeyin. Evet. Her şeye karışıyordu ama bir de çok enteresan. Mesela çok şeyim yoktu, samimiyetim yoktu. Merhaba merhabaydı. Herkesin ismini de bilir yani. Atakan'cım nasılsın? Atakan böyle. Herkesi tanır. Evet. Her şeyden haberi vardır. Aynen aynen. Çimin uzunluğundan bile haberi vardır. Aynen. Ya biz şeye gidiyorduk mesela yendiğimiz maçtan sonra mesela eğlenmeye gidiyorduk. Diyeyim arkadaşlar işte 4-5 kişi gece kulübüne. Yemin ediyorum sana böyle saat 12'yi geçti 1 oldu mu işte ya müdürüyle ya sahibiyle haber geliyordu. İşte başkan haber yolladı. Yeter hani tamam çocuklar eğlendi tamam gitsinler diye haber geldi. Biz nereye gitsek haberi vardı. Öyle mi? Ha gece 1 oldu mu ama paketliyorlardı size. Tabii yeter diyordu bu kadar. Yani izin günü ama izin günü çıkıyorduk biz tabii yani. Maçı yenmişiz. Yoksa yenmediğinde nereye çıkıyorsun? Tabii. Eskiden ha, yeter öyle... bu kadar. Tabii. Başkan haber yolladı yeter diyormuş. Başkan kronometre tutuyor evde yani. Ya böyle bir şey yok. Ya abi. İnanılmaz. Oh, çok iyiymiş. Ama her şeyden haberi vardı. Ya nereye gitsek haberi vardı. Zico. Ya Zico yani hem iyi insandı bence hem de iyi bir hocaydı. Yani şöyle söyleyeyim. Daha çok hani oynayanlardan çok oynamayanlarla ilgilenirdi. Yani biz de çok ilgilendi. Biz o zaman az süre alıyorduk. Dağım'ın tam tersi. Dağım'da oynayanlarla ilgilenirdi. Dağım şöyle. Dağım'ın 11'i bellidir. Oyuna girecekler de bellidir. O oynattığı takımla ilgilenirdi. Biz de çok ilgilenmezdi açıkçası. Ama Zico tam tersi. Oynamayanlar daha çok ilgilenirdi. Biz de hatta antrenman yaptığımızda ayrı oynamayanlar işte oynayanlara ne rejansiyon yapardı. Biz de antrenmana oyuna girerdi. İçimize girerdi, maç yapardı. O zaman bile kalitesini belli ediyordu. Çok tabii biz onu izleme şansım olmadı benim yaşımdan dolayı çok izleyemedik ama çok iyi. O zaman bile kalitesini belli ediyordu hoca. Seni herhalde oynatıyordu değil mi Zico? Beni yani şöyle her maç yarım saat en kötü oyuna atıyordu beni. Benden de çok memnundu. O ayrılma sürecinde işte hocamla da hatta ben Ankara Spor'a Aykut Hoca için işte gitmek istemiştim. Ayrılmak istedim. Ama en büyük pişmanlıklarımdan biri aslında Fenerbahçe'den o dönem ayrılmam. Kendi isteğim. Çünkü kulüp beni gönderme gibi bir durumu yoktu. Ki oynatıyordu da. Oynatıyordu da. Ben işte hatta 100. yılda işte o gol attığım, demin gol attığım maç evet. Alex'in asistiyle gol de atmıştım. Ben gittim Zico'yla hatta konuştum. Ben dedim daha fazla oynamam gerekiyor. Ben gitmek istiyorum diyor. O da hatta hiç unutmuyorum. Samet çeviriyordu. Ben işte Murat'ın karakterinden, kişiliğinden çok memnunum çalışmasından. Daha fazla süre vereceğim diye söylemişti. İlk bir böyle konuşma oldu. Ben de tamam o zaman ikna olmuştum aslında. Kaldım. Hatta senin başkan vardı gece. Sonra bir ara işte hoca herhalde başkana söylemiş. Murat böyle geldi gitmek istiyor. Bir numara çaldı. Ben de o zaman başkan numarası yok. Alo dedim Murat dedi. Efendim dedim. Ben dedi Aziz Başkan dedi hemen esas duruşa geçtim. Gece 12'de olsa. Gece 12 falan esas duruşa geçtik. Efendim başkanım sen dedi hayırdır dedi ya gitmek istiyor musun dedi. Hocaya konuşmuşsun. Sen nereye gidiyorsun dedi ya 100. yılda şampiyon olacağız tarihe gideceksin. Tamam başkanım dedim ben de öyle deyince şimdi. O ara kaldım. Ondan sonra belli bir süre geçti. David de Kezman gelmişti hatırlarsan. Evet. David de Kezman transferi gelince şimdi Semih de orada var. Ben daha hani kadroya giremem. Çünkü daha o zaman da zaten çok forma şansı bulamadım.
Yani oynamam kendi futbolu olarak gerilerim diye. Aykut Kocaman da tabii oradan pres yapıyor sana. E tabii Aykut Hoca da bir sene önce kiralık gitmişim ya Konya'ya. Orada çalıştım. Aramızda bir abi kardeş ilişkisi oluştu. O da beni istiyor. Ankara Spor'a gitti. Beni istiyor. Ya sen Aykut Kocaman için Zico kal, sana aynen güveniyorum, inanıyorum, şans vereceğim, sen benim önemli oyuncumsun, gitme demesine rağmen ben sen Aykut Kocaman için Fenerbahçe'yi bıraktın. Fenerbahçe'yi bıraktım, gittim. Aynen. Aykut Hoca için bıraktım ama en büyük pişmanlığım o Fenerbahçe'den ayrılmaktı bence. Peki Aykut Kocaman için Fenerbahçe'yi bıraktın. Aykut Kocaman'la neler yaptın Ankara Spor'da? İşte Ankara Spor'a gittim. Bir sene, iki sene sözleşme yaptım. Pardon. İki sene sözleşme yaptım. İlk sene bir ufak bir sakatlık yaşadım. Dizimde darbe almıştım. Esnedi. Bir 4-5 hafta oynamadım. Ara verdim işte. Tedavi süreciyle 6 haftayı buldu. Ya çok iyi sezon geçirmedim açıkçası şey olarak skor katkı anlamında. Hani performans olarak belki ikinci yarı daha çok katkı sağladım. O zaman mevki olarak da hoca beni, Ederson o zaman gelmemişti. Brezilya'ya gitmişti, geç gelmişti. Beni sol bekte oynattı. Daha iyi oynamıştım ama o sene sonunda Aykut Hoca ile ilgili şöyle bir anım da var. Ben Fenerbahçe'yi gerçekten onun için gittim. Zico ile konuştum, Aziz Yıldırım'la konuştum. Ben gitmek istiyorum Aykut Hoca ile orada oynamak istiyorum diye. Aykut Hoca için bıraktım gerçekten ama Hoca ile de dediğim gibi abi kardeş ilişkisi vardı. Ankara Spor'a gittim. O sezonun sonunda bir Trabzon maçı vardı. Son maç. İlk senenin sonunda. Son maç haftası. İşte hoca böyle bir yuvarlak biz etrafında yuvarlak yaptık. Hoca ortada konuşuyor. İşte son maç. Çıkacağız. Yarın oynayacağız. İyi kapatalım diye sezonu konuşuyordu. İşte ondan sonra dedi ki işte biliyorsun futbolda gelecekler gidecekler oluyor dedi. Bizden de gidecekler olacak, gelecekler olacak dedi. Hatta aranızdan çok sevdiğim kişiler de gidebilir dedi. İşte daha onun kararını vermedim gibi. O ara Atakan o dedi yani çok sevdiğim kişiler. Çünkü vallahi abi kardeş gibiydik biz yani. Hoca futbolcu ilişkisinden ziyade. Ya şurama bir şey oldu tamam mı? Yemin ediyorum. Anladım. Bak bir cız edersin ya böyle. Bir öyle hissettim. Yani sanki beni yollayacak gibi. Hatta Kazım Hoca vardı. Kaleci hocası. İşte konuşma yaptığında dedim ki vallahi hoca beni yollayacak dedim. Ya saçmalama dedi. Senin nasıl sevdiğini biliyorsun. Senin nasıl istediğini biliyorsun dedi. Fener'den geldin. Senin nasıl istedi. Sen de onun için geldin. Ya biliyorum da dedim. Şurama bir şey oldu dedim. O dedi ya o lafı dedim. Sevdiğim kişiler de ayrılabilir. Vallahi hoca, yok dedi saçmalama. İhtimal yok dedi. Neyse sezon bitti. Sözleşmem devam ediyor benim zaten. Bir telefon çaldı. Bir hafta sonra. Mehmet Şen o zaman Mehmet Şen vardı. Sportif direktörümüz. Mehmet abi aradı. Baktım Mehmet abi. Telefon çaldı. Açtım efendim ne yapıyorsun ne ediyorsun falan. İyi abi dedim bir şey yok dışarıdayım. İşte ağzında bir şeyler geveliyor diyemiyor. O da beni çok severdi. Ya abi ben anladım bir şey var. Dedim abi ne diyeceksen söyle dedim yani. Ya normal dedim hani futbolda her şey olabilir. Bir sıkıntım var dedim yani. Söyle. Onu da rahatlatmak için yani. Ya dedim Murat dedi. Vallahi hoca bir liste verdi dedi. İşte 5-6 kişi dedi. Sen de varsın dedi. Tabii o ara ben içimden yangınlar şey böyle tamam. Yanıyorum ama belli etmiyorum. Hatta karşımda da Ramazan Tunç vardı stoper. Onunla oturuyorduk. Dedim abi olabilir futbolda böyle şeyler var dedim. Yapacak bir şey yok dedim yani. Demek ki buraya kadarmış dedim. Ya çok üzüldüm senin olmana falan dedi. Yapacak bir şey yok dedim kapattım. O ara Ramazan işte dedi abi ne oldu dedim böyle böyle. Yapma ya dedi o da inanmadı. Dedim abi ne yapayım ben bir kalkayım abi dedim. Biraz dedim içim darlandı falan dedim. Çünkü rahatlamam lazım yani. Tamam. İçim yiyor yani. Konduramıyorum çünkü. Aykut Hoca, ben Fenerbahçe Aykut Hoca için bırakışım gelmişim Ankara Spor'a gerçekten. Yani bir sene sonunda sözleşmem var. Aykut Kocaman da seni gönderiyor. Göndermesi yani bana çok koydu gerçekten ya. Yani o bayağı yıllarca o şeyi atlatamadım ben. Travmasını yaşadın. Gerçekten atlatamam. Çünkü onunla ilişkimiz çok farklıydı. Ya da böyle olduğunu düşünüyorum bilmiyorum. Sonra kalktın nereye gittin? Arabaya oturdum abi. Arabaya oturdum Atakan. Yemin ediyorum hüngür hüngür ağladım ya. Hüngür hüngür hıçkıra hıçkıra ağladım. Vay vay vay. Çünkü konduramadım yani. Tabii şimdi Aykut Hoca seni istiyor. Fenerbahçe
Zico kal demesine rağmen Fenerbahçe. Bir de 100. yılda. Evet, Aykut Hoca için bırakıyorsun. Gidiyorsun Aykut Hoca sene sonu gönderiyor. Üzücü tabi. Aynen. Seni Galatasaray'da istedi değil mi? Ya Galatasaray istedi. Ya onun öncesi de var. O Fener'den ayrılırken de var aslında. Bu o zaman milli takımın A milliye gidiyordum. Diyarbakır'dayken. O zaman istemişti Galatasaray. Hatta Ali Başkan da söylemişti. O dönemin golcüsü Hakan Şükür hatta. Hakan abi de demişti. Telefon numaranı aldı. Seni arayacaklar demişti. Ama o zaman kimse aramamıştı. Sonra işte Fener süreci. Fener'e geldikten sonra gene bu Konya'ya gittiğimde benim kiralık. O dönem benim menajerim Mehmet Soyköy'tü, yanlış hatırlamıyorsam Mehmet abi aramıştı. Adnan Sezgin o zaman sportif direktördü, yanlış hatırlamıyorsam şeydi Galatasaray'da o evet. dönem. Hatta demiş Murat eğer hani bonservisini halledebilecekse biz Murat'ı düşünürüz demiş. Bana söyledi, dedim ki abi ben şimdi burada iyi bir ilişki kurdum, yöneticiler beni seviyor, ben kiralık gideceğim geleceğim. Ben bonservisimi alsam alırım, bana vereceklerdi hatta, istersen verelim git gene gelirsin. Yani o bonservisi alıp Galatasaray'a gitmem bana yakışmaz dedim. Ve gitmedin. Yani etik olmaz. Ben bu yanlışı da yapamadım da gitmedim. Gitmedin. Aynen. Seni Beşiktaş istedi. Ya beni aslında ilk Beşiktaş istedi. Diyarbakır'dayken. Hatta erkenden bir protokol sözleşmiştik de. Serdar Bilgili zamanı başkan. O zaman Serdar Bilgili. Sinan abi de vardı. Sinan Engin de olması lazım. Ama benim o Serdar Bilgili hatta bir kızı vardı ufak o zaman. Bir maçta hatta küfür etmişlerdi evet. yanlış hatırlamıyorsam, kötü sözden dolayı başkanlığı bırakmıştı. Doğru hatırlıyorum değil evet. mi? Öyle bir şeyden. O başkan bırakınca benim işim bozuldu. Ha, gidemedim Beşiktaş'a. Normalde Beşiktaş'a gidiyordum ilk. Seni Trabzonspor'da istedi. Ya, Trabzon'da istedi. Trabzon süreci işte şöyle aslında. Trabzon normalde ben Diyarbakır'dan önce Bursaspor'dayken devre arası beni istemişti. O 400 bin dolar civarı artı Güngör stoperi vermişti. Bursaspor vermemişti. Sene sonu işte serbestim. 23 yaş olayı vardı ya biliyorsun. Trabzon'la prensipte anlaştık. Her şey bir yıllık. Her şeyi konuştuk. Uçak biletim alınır. Tam imzaya gideceğim işte. O ara 7-8 tane takım aradı beni. Ben onlara dedim Trabzonspor'a söz verdim. Hani dönemem dedim. Teşekkür ettim hepsine. İşte uçak bileti aldılar. Tabii bu söz verdim ama 4-5 gün sonra imza töreni. İşte o zaman babam da havaalanı bırakacak, tam arabaya bindik gidiyoruz. O zaman görüştüm, yönetici aramıştı Ahmet diye, soy ismini tam hatırlamıyorum şimdi. İşte aradım, Murat'cığım ne yapıyorsun falan dedim, abi bir şey yok geliyorum Trabzon'a işte. Akşam hani oradayım, otelde kalacağım, ertesi gün imza töreni var. O zaman da hoca Samet Hoca, Samet Eybaba Trabzonspor hocası, beni Türk futboluna kazandıran. Başkan da Özkan Sümer'di rahmetli. İşte giderken dedi, ya dedi nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum dedi. Dedim abi hayırdır dedim. Ya dedi böyle böyle dedi ya. Senin işin olmayacak dedi. Hoca işte şey yapmıyor dedi. Hoca istemiyor sana. Hoca ya abi dedim. Hayır, önce istedi sonra önce istemedi. Önce isteyen hoca dedim. Şimdi niye istemesin dedim. Ne oldu dedim bu 3-4 günde dedim yani. Ya işte ben de anlamadım dedi. Bir şey diyemiyorum dedi. Vallahi sana çok mahcubum dedi. Ya abi ama dedim ben beni 7-8 takım aradı dedim. Ben onlara Trabzon'a söz verdim. Bak ağızdan söz çıktı dedim. Ben sizde protokol yapmadım, bir şey yapmadım. Bunları söyledim dedim. Ben onları geri çevirdim dedim. Ya haklısın dedi, sana bir şey diyemiyorum dedi. İnşallah ileride tekrar. Dedim ileride değil abi, ben sana diyeyim. Dedim ileride siz beni gene isteyeceksiniz, bu sefer ben gelmeyeceğim dedim. Ya öyle söyleme falan dedi. İşte Allah'ın takdiri, ben Diyarbakır'dayken Trabzon istedi tekrar. Gel dedi protokol yapalım. Ben o zaman dedim sezon sonu görüşürüz dedim. Şimdi protokol yapmayı düşünmüyorum dedim. Gitmemiştim o zaman. Sezon sonunda Fener'e gittin. Fener'e gittim abi. Fener'e gittin. Serhat Akın, çok yakın arkadaşın. Serhat da aynen yakın arkadaşım. İyi çocuk, komik, o da komiktir. İyidir. Almancılardan, yani Almancı derler ya, apöte derler hatta bilirsin. Serhat severim. Mehmet Yozgatlı'yı da çok severim. Mehmet de çok iyi, düzgün insandır. En derin, Deniz Barış mesela. Evet. Yani. Mehmet Yozgatlı'yla da röportaj yaptım. Aynen. O da yakın zamanda yayınlanıyor. İnşallah, inşallah. Muhtemelen bu röportajdan önce yayınlanır. önce Mehmet Yozgatlı, sonra sen yayınlanırsın. Serhat Akın iyidir. İyi. Onun sushi dükkanı vardı. Şeyde. O zaman biz Acarkent'te Mint diye mi? Evet. Öyle bir şey olması lazım. Sonra batırdı mı?
Sonra biz de batırdık. Sen o batırdı, biz de başka işlere girdik, batırdık. Ya sen de ticaret yaptın. Şampiyon kukaraç işine girdik, biz de battık. Öyle mi? Kaç tane açtın? Sen Volkan Demirel'le mi girdin? Volkan'la da bir ara açmıştım. Ha, Volkan'la ondan önce de başka açtım biriyle. Açtın, sonra sen de batırdın. Battık. İşin başında olmasan batar abi. Hem işin başında hem de futbol oynarken o tip yatırıma olmaz, girmeyeceksin. Olmaz. Abi. Aynen öyle. Kesinlikle. Kazanacaksın, yatırımını yapacaksın. Aynen. En son tabii. Gideceksin, ticaret atılacaksın. İşte şeye gitmiştik o zaman. Acarket'te açılışı vardı. Hatta o resim vardır. Evet. Gündem oldu. Hala gündem olur o giydiğimiz. Abi o zaman 2004-5 yılı abi. Moda oydu da. Tabii, biz tanıkıyorduk. O açılışına gitmiştik. Bayağı bir sushi yemiştik. Hatta geçen programda da o da bahsetmiş. Bana da hafiften sallamış. Şimdi onun şeyi basacağım. Gideceğim, programı basacağım. Sen A milli takıma çağırdığın zaman kim vardı hocam milli takımda? Bir Ersun Yanal vardı. İlk Şenol Güneş çağırıyordu o zaman. Ondan sonra da Ersun Hoca gelmişti. Ersun Hoca'yla. Şenol Hoca'yla hatırladığın bir anı var mı? Ya da Ersun Hoca'yla? İlginç, enteresan, komik. Ersun Hoca'yla şöyle. Ben A milli işte gitmiştik. Şenol Hoca'dan sonra Ersun Hoca gelmişti hatırlarsan. O zaman bir Şenol Hoca'nın hazırladığı bir program vardı önceden. Yani programlanmış federasyonun. Uzak Doğu'da hem Avustralya hem Güney Kore turnuva. Bir 20 gün civarı olması lazım. İşte biz de çağrıldık, o geniş kadroda gitmiştik oraya. Ersun Hoca o zaman hatta Fenerbahçe'ye transferi konuşuluyordu. Hani gelebilir işte hamile takımdan sonra oraya gelecek falan diye hatta. İşte o dediğim gibi 2004-2005 sezonu. Benim Fener'e gittiğim sene. Evet. Oradan sonra zaten Fener aradı işte orada. Ben oradan dönüşte imza attım Fener'e. İmza attım. Ersun Hoca hiç unutmuyorum, çağırmıştı beni. Birebir konuşmuştuk. Zaten Fener'e gitmemde vesile olan da Ersun Hoca'dır daha çok. Dedi senin dedi meziyetlerin, sen farkında mısın bilmiyorum dedi. Çok farklısın dedi senin özelliğin dedi. Hasan Şaş'ı düşün dedi. Sen ondan bile daha farklı özelliklerin var dedi. Hiç unutmuyorum. Fenerbahçe'ye gitme, hatta dedi ki Fenerbahçe'ye gitmek ister misin dedi. Dedim hocam ne diyorsun, Fenerbahçe'ye kim gitmek istemez dedim. Biz dedim zaten Fenerbahçeliyiz. Tamam dedi, seni arayacaklar dedi. Tamam dedim hocam. Abi senin işin personel bir tabi, Fenerbahçe. Seni ama şöyle, sen git oraya git dedi. Ben de dedi bir sene sonra inşallah buradan sonra oraya geleceğim dedi. O arkandan geleceğim tabi. Çok iyi ya. Vay aynen. Ersun Hoca'ya bak sen. Aynen. Ama o zaman olmamıştı hoca. Daha sonra geç daha oldu. O zaman Fenerbahçe akıyordu tabi. Evet. Dağla şampiyonluklar yaşıyordu. Aynen. Vay vay vay, Ersun Hoca'ya bak sen. Aynen. Jaba. Ankara Spor'da beraber oynamıştın. Jaba ve Ederson. Ya Brezilyalı aslında benim aram iyidir. Hepsi sever de. Jaba biraz şeydi ya. Aykırı yaşardı. Aykırı yaşardı. Ha iyi futbolcu muydu? Aslında iyi futbolcu. Enteresan futbolcuydu. Boyu çok kısaydı ama iyi sıçradı. Bir gün hatta Ankara Spor'daydım işte. Geldiğimde onun da yani çok alkol kullanırmış herhalde. Evet. Öyle biz de duyuyorduk. İçer gelirdi, antrenmana çıkardı, şey yapardı. Ya bir gün baktım Atakan bir... Yani anı denmez buna da, bir şey anlatayım sana. Bir baktım abi soyunma odasında gelmiş antrenmana, soyunma odasında şeyini işiyor. Ya baktım harbi bak, ben ilk başta algılayamadım. Lan tuvalet var. Tuvalet de soyunma odasında işiyor. Ya gittim abi, elimden zor aldılar ya, üstüne girdim, bana bir de bir şeyler diyor, sen manyak mısın dedim ya üstüme. Vallahi dövecektik ya, zor elimden aldılar. Vay anasını ya. Bir de üste çıkmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Şaka gibi abi. Yemin ediyorum dövüyordum, elimden zor aldılar. Git tuvalete işe ya. Niye oluyor? Böyle bir şey var mı ya? Şaka gibi. Servet Çetin. Ya Servet'te çok büyük bombam vardı. Bunu anlat. Anlat anlat. Güzel hikaye bu. Az önce sohbetten sen anlatmasan ben anlatacağım. Problem değil yani. Ya Servet beni affetmeyecek. Bana hatta... Ya o zaman bekar. Hayır. Servet bekar. Tabii. O zaman bir kız arkadaşı var. Aynen. Evet. Ya o zaman Servet hatta o olay olduktan sonra dedi ki sakın bunu dedi kimseye anlatma dedi. Ya ben, kaç sene olmuş kim? Abi 17 sene ne? Olmuş. Ne? Ertesi gün herkese anlatmıştım futbolda. Hatta beni aradı dedi ki lan herkese anlatma dedi, demedim mi ben sana? Dedim bunu nasıl anlatmam dedi. Yüzünün bombası dedi. Evet dinliyorum. Ya o zaman evi vardı o Kartal tarafında. Biz benim de altta, onun da üst en üst kattaydı böyle. Altta üstte oturuyorduk.
bir yılbaşı günü müydü? Bir gündü, tam hatırlamıyorum. Geldi de oturan dedi. Hatta kız arkadaşı vardı, ciddi düşündü. Artık bilmiyorum, şimdiki eşi de olabilir, tam bilmiyorum. Kız arkadaşı vardı, o da Ataşehir'de oturuyordu. İşte orada oturuyorduk. O, ben, bir de Yasin, bizim Kartallı bir Yasin vardı ya. Soyadını unuttum. İsmi, soyadı aklıma gelirse. O da komik, iyi çocuktu. Kartallı, Pendikli. Neyse, oturuyoruz kız arkadaşı, işte saat 10 falan oldu. Kalktı. Kız arkadaşı gitti. He, gitti. Biz de oturuyoruz. Yasin dedi ki, ya abi dedi, ben tabii orada evliyim. Arkadaşlarım var, iki tane çağırayım dedi Serif'te. Ya dedi, boş ver dedi ya, ne çağırması dedi şimdi dedi. Kızı yolladık dedi. Ya hiç uğraşamam dedi. Serif de harbiden öyle dedi yani. Ya muhabbet olur, gırgır şamata yaparız falan dedi. Neyse, ikna et. Tamam, çağır dedi. Kız, iki tane kız arkadaşı geldi. Oturuyoruz, gırgır şamata yapıyoruz Servet'te işte şey, Yasin. Neyse, saat işte 12 civarıydı herhalde. Tak, kapı çaldı. Servet de gitti, dedi de baktı, baktı. Şimdi kız arkadaşı da hep gelip gidiyor ya, aha, güvenlik tanıyor, aramadı. Aramadı. Tabii, tanıdığı için, bildiği için aramadı. Bir baktı, kız arkadaşı gelmiş. Geldi içeri, lan hacı diyor. Oğlum, kız geldi benim diyor. Kızlar da orada şaşırdı hatta. Ne yapacağız diyor. Dedim, ne bileyim oğlum, sen manyak, senin kız arkadaşın, ben ne yapayım dedim. Sen düşün dedim. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Kapıyı çalıyor sürekli, vuruyor, açmıyoruz ama. 5 dakika geçti kız. Ne yapacağız, ne edeceğiz? İşte kızları şeye çıkardılar. Balkona, o soğukta, kışın ortasında. Dedi, ne yapacağız? Dur dedi, ben şey yapacağım dedi. Seccadeyi serdi abi. Kitabı aldı. Siz de arkada mı? Biz de şeyi taktı Servet, dua ediyormuş gibi. Biz de arkada abi. Siz de şey, cemaat oluşturdunuz. Tabii, cemaat oluşturduk abi. Dedi, şey yapıyoruz dedi, dua ediyormuşuz gibi şey yapacağız dedi. Allah oğlum, ben gülerim daha, sakın dedi. Tamam dedim. Ama kız arkadaşı kapıda 15-20 dakika oldu net. Ha, çalıyor. Açmıyor tabii. Açmıyor. Ama inat da gitmiyor, evde olduğunu biliyor herhalde. Abi kapıyı açtı kız. Ya neredesin sen dedi. Sabahtan beri dedi, kapıyı çalıyorum diye duymuyorum. Ya dedi, bağırma dedi ya. İçeride dedi şey yapıyorduk, dua ediyorduk dedi. Sen ne yapıyorsun dedi. Tabii o ara ben vallahi yani gülmemek için kendimi kasıyorum. Yani Yasin yanımdaki bir gülse ben patlayacağım zaten. Tabii. Geldi kız yanımızda, bizi de gördü ya şimdi orada şey ya. Yapıyoruz. Biz bozuntuya vermiyoruz, biz devam ediyoruz. Servet bozuldu gitti ama. Sen dedi, otur dedi burada dedi. Kız da arkamızda oturuyor abi, bizi görüyor. Biz burada, diğer kızla da balkona zangı tutuyor. Zatürre olmuştur. Önümüze geldi abi. Dedi, fazla bir şey kalmamıştı, sonlarıydı dedi. 5 dakikada da öyle yaptım etti. Kalktık. Tamam mı? Sen dedi, ne yaptın dedi. Siz ne duası dedi. Ya öyle dedi, dua ediyoruz biz falan filan dedi. Abi ki alakası yok, ne duası. Ondan sonra oturduk kız. Gitmiyor. 1 saat oldu. 1,5 saat oldu, yok. Balkonda kız arkadaşları var. Balkonda öldü. Dolanarak öldüler. Neyse, kız en sonunda ikna etti. Tamam, sen git. Gitti. Ondan sonra balkonu açtınız. Balkonu açtık abi. Kızlar böyle yaptı. Şimdi Allah belanızı versin dedi. Kızlar da gitti. Ondan sonra Servet dedi ki, la oğlum Yasin dedi, senin yapacağın işi dedi. Bana dedi ki, sakın dedi, bu konuyu kimse bilmiyor bizden başka dedi. Tamam dedim, bilmez. Ertesi gün herkese anlattım. Ama müthiş bomba bu ya. Aynen. Mükemmel hikaye. Şu anda ne yapıyorsun? Teknik direktörlük mü yapıyorsun? Şimdi Atakan, ben işte diplomayı aldım. Diplomaları aldık. Bir Denizli'de, Denizli Spor Süper Lig'deyken orada antrenörlük yaptım. Kulüp antrenörlüğü, profesyonel ilişkiyle başladım. İşte 4 hoca orada gelmişti o sene. Onlarla çalıştık, beraber olduk. Ondan sonra ayrıldım oradan. Bir geçen sene 2-3 ay kısa bir dönem Çankaya vardı, Ankara takımı. Başkan da bizim abimiz, o çağırdı. Orada bir teknik direktörlük yaptım. Şimdi bekliyoruz yani. Bekliyorsun, görev bekliyorsun. Sezon başı, aynen, görev bekliyor. Sezon başı bir 2-3 elle görüştük, olmadı. Bir yerde tıkandı. Şimdi görev bekliyorum. Olursa işte hedefimiz benim de antrenörlük yapmak. Yolun açık olsun. Hayırlı olsun inşallah. Teşekkür, her şey istediğin ederim. Gibi olur. Sağ ol, inşallah. Ayağına sağlık. İyi ki geldin. Sağ ol. Teşekkür ederim beni de buraya davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Senin sayende de eskileri iade ettik. Güzel, evet, anılarımızı. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol.
Sevgili seyirciler, Murat Hacıoğlu'yla gerçekten çok keyifli bir röportaj yaptık. Geçmişe gittik, anıları yad ettik, hikayeleri sizlere taşıdık. Zaman zaman üzüldük, buruk anlar yaşadık, zaman zaman kahkahalar attık. Çok keyifli bir röportaj oldu, çok seveceğiniz bir söyleşiyi geride bıraktık. Umarız ki beğenerek izlersiniz, takip edersiniz. Gelecek programda yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.